50 bin yıllık hikayenin 4. bölümünde devam ediyoruz Erdem Denkli sohbetimize. Hocam bir önceki bölümde bıraktığımız yerden devam edelim yine. Ortak mekan Çatalhöyük'ten bahsediyorduk. Çatalhöyük'te üretim ve güvenlik araçlarının mülkiyeti nasıl bir yapı karşımıza çıkarıyordu, gösteriyordu ve bu yapı nasıl değişti bugün artık? Hani bir Çatalhöyük uygarlığı veya bugün de etkisini gösteren bir Çatalhöyük varlığından bahsedemiyoruz. Onu merak ediyorum. Teşekkürler. Şimdi önceki bölümde söylemeye çalıştım. Çatalhöyük'te hane ve benzeri özel mülkiyet araçları ve aile tırnak içinde oluştu diye. Onu tamamlamış olalım. Evet, doğru. Bir yandan böyle bir hane bazında, hane ekonomisinin işte boyutlar olacak şekilde bir sürü şey var belki, ama bir yandan da şu var. Toplamda üretim ve güvenlik araçları diyebileceğimiz şeyler. Örneğin mekanın kendisi. Çatalhöyük mekanı. Örneğin hanelerin üzerine yapıldığı arsa. Toprak parçası. Örneğin hayvanların otlatıldığı mera. Örneğin üretimin yapıldığı tarım alanları. Kilerimiz var ama nerede üretim yapıyoruz? Tarlada yapıyoruz. Örneğin o tarlalar. Bunlar ne diye sorduğumuzda ya da kime ait diye. Tabii ki yazılı bir tarih yok ama birçok başka bulgudan anlaşılıyor ki ve benim tahminim o yöndeki, bunlara dayanarak yaptığım bilimsel çıkarım diyelim. O alanlarda yani nihai sahiplikte bir ortaklaşacılık var hala. Bir kolektiflik var. Ne demek istiyorum? Örneğin mekanın kendisi zaten bütün yerleşimin, değil mi? Ülke diyelim, coğrafya, ama başka bir veri var elimizde. Her bir hane aileye ait gibi ya da içinde yaşayanlara ait gibi görünmekle birlikte her bir hanenin dönemsel olarak, ki bunlar 70-80 yıl, gömüldüğünü, toprakla doldurulduğunu ve üstüne yenisini yapıldığını biliyoruz. Şimdi bunu mesela Göbektepe'de var olan bir örnektir bu ve orayı çalışanlar genelde Göbektepe'nin tapınak olduğu iddiasına bunu dayanak olarak da sunarlar. İşte kutsal alanlar gömülür, dokunulmaz ilan edilir vesaire diye. Oysa ben Çatalhöyük'te de görülen bu uygulamanın evin yapıldığı, hanenin yapıldığı toprak parçasının, dikkat buyurmanızı rica ediyorum, arazileştirilmesi olduğunu düşünüyorum. Yani hazineye katılması olduğunu düşünüyorum bugünkü tabirlere. Yani siz bir evin içini dolduruyorsanız orayı tekrar bir arsa haline getiriyorsunuz. Yani tırnak içinde o hanenin mülkü olmaktan çıkarıp kamunun mülkü haline getiriyorsunuz. Ve ona yeniden ev yapan kişi onun içinde oturuyor, aile veya grup. Onun içinde oturmaya başlıyor. Dolayısıyla arsa toplumun, üstteki hane yaşayan, içinde yaşayanların gibi bir ara çözüm tabiri caizse. Yani bir yandan özel mülkiyet var ama bir yandan da kamusal toprakta yapıyorsunuz bunu. Ya da isterseniz şöyle yorumlayalım, miras yok. Dolayısıyla herkes kendi emeğinin ürününün üstünde yaşıyor. Hatta neredeyse hani zaten literatürde burayı az sayıda bilen vardır ama onların bilenlerin içinden bazıları da benim gibi Çatalhöyük'te bir tür sosyalizan hayat olduğunu söylerler zaten. Hatta bu miras kabul etmeme hali de biraz Bakunin'i çağrıştırıyor. Hepinizin takdir edeceği gibi, değil mi? Mirasın reddedilmesi üzerinden. Tarlalara ve meralara gelirsek oralarda da aynı şeyi görüyoruz. Çok büyük olasılıkla. Tekerleğin de olmadığı koşullarda yerleşimden yaklaşık 10 kilometre uzakta olduğu anlaşılan tarlalara ve meralara birlikte gidilip, birlikte ekip biçilip bir tür imece gibi. Sonra herkes kendi kilerine kendi payını getiriyordu. Yani aslında son tahlilde muhtemelen üretim yaptığımız alan da ortaktı. Köye aitti ya da yerleşime aitti. Ve biz oradan tırnak içinde bizim payımızı alıyorduk emeğimizin karşılığında, işleme karşılığında vesaire gibi. Benzer bir şeyi ev bebeklerinden bahsetmiştim. Ev bebeklerinin içinde büyük öğütme taşları olduğu anlaşılıyor. Yani her evde havan var ama büyük öbek evlerde büyük havan öğütme taşları var. Bu ne demek aslında? Ana işlemenin kolektif olarak belli öbekler halinde yapıldığı, sonra ondan kendi payınızı aldığınızı, kendi hanenizi birazcık daha işlediğiniz anlamına geliyor. Dolayısıyla şöyle diyebilirim. Güvenlik ve üretim araçlarının son tahlilde kolektif olarak sahiplenildiği, fakat hane bazında tekrar yeniden üretilerek o emek karşılığında veya hane ekonomisini oluşturacak şekilde alt örgütlendiği bir yaşam üretim tarzından bahsediyoruz Çatalhöyük özelinde. Bence Çatalhöyük'te özel mülkiyete rağmen eşitliğin devam etmesinin nedeni birazcık da bu. Toplum içindeki üretim ve güvenlik araçlarının ortak sahiplenilmesi durumu. Kendi kavramsal çerçevemden böyle görüyorum. Sorunun devamı da sanırım neydi? Bunun nasıl değiştiğiydi galiba, değil mi? Evet. Evet, şimdi yani sanırım şöyle söyleyebilirim. Yani eldeki tek veri bu olduğu için şu anda. Diğer konularda bahsettiğimize benzer bir veri karşımıza çıkıyor. O da Çatalhöyük'ün son dönemlerine doğru anlamlı bir iklim değişikliği yaşanıyor. İklimsel salınım yaşanıyor daha doğrusu. Çevresel koşullarda bir değişiklik var. Elimizdeki tek veri bu olduğu için söylüyorum. Çünkü Çatalhöyük dışarıdan bir baskınla, saldırıyla sona ermemiş. Dağılmamış. Çatalhöyük içeride bir savaş izi de taşımıyor. İç savaş izi de taşımıyor. Yani yangınlar, yıkmalar, yakmalar toplu halde de rastlanmıyor. Çatalhöyük yavaş yavaş sönümlenmiş bir yaşam biçimi, birimi. Yani 5900-5600'lere kadar çeken var tarihini.
Ya geldiğimizde sönümlenip gitmiş bir yerleşim yeri. Ama biz şunu biliyoruz. 6.2 olayı, K olayı denir buna. Ya da 8.2 M.Ö.'ye göre, zamanımıza göre sayarsanız. Yani M.Ö. 6200'lerde bölgeyi de etkileyen bir iklimsel oynamanın yaşandığı biliniyor. Bunun bütün düzenin üzerine oturduğu çevresel koşulları, kaynakların olmasını, işte toplumsal yaşamı derinden sarstığını çıkarsayabiliriz. Zaten bu konuda dünyada nadir otoritelerden biridir bu dönem için Mehmet Özdağ Hoca. Mehmet Özdağ Hoca'nın sosyal çalkantı teorisi vardır. Bu tip yerlerin çökmesine dair. Muhtemelen öyle oldu. Bu tip çalkantıların etkisiyle Çatalhöyük'teki tırnak içinde medeniyet sona erdi. Sönümlenerek sona erdi. Ve biz tekrar bir tırnak içinde arayışa başladık muhtemelen, değil mi? Şimdi artık nasıl bir düzen kuracağız arayışına başladık. Hocam o zaman onu sorayım ben de. Yeni düzen nasıl bulundu? Yani yeni arayış nasıl sonuçlandı? Yine aynı şeyi söyleyerek başlayayım. Yani oradaki insanlar da herhalde dur bakalım şimdi yeni bir düzen kuralım dememişlerdir. Herkes tabii ki süreç içinde bu ortaya çıktı ama biz buradan hani konuştuğumuz için. Ne yapmaya çalışmışlar? Sorduğunuzun bu olduğunu anlıyorum zaten. Evet. Sadece sesli düşünerek sorunun altlığını oluşturmaya çalışıyorum kendimce. Şöyle diyelim, büyük kozmopolitan Çatalhöyük gibi yerleşim yeri gibi şeyler çöktüğünde insanlar etrafa saçıldılar muhtemelen. Ve kendi tırnak içinde başlarının çaresine bakmaya çalıştılar. Ne demek başlarının çaresine? Yine küçük gruplar halinde yaşamlarına elverişli coğrafyalar bulup, mekanlar bulup oralarda küçük örgütlenmeler kurmaya çalıştılar çok büyük olasılık. Ya bunlar ne kadar küçük? Yani 8000'den küçük her şey küçük artık, değil mi? Yani yine 35'e kadar dönmüş de olabilirsiniz. Arafa'da bir rakam da olabilir. Burada en anlamlı gördüğümüz şey, görünen şey verilere baktığımızda bugün Anadolu'nun doğusunda, güneydoğusunda diyebileceğimiz coğrafyalarda ki buna literatürde çok tartışma olmakla birlikte halaf kültürü dönemi deniyor. Yavaş yavaş bir tür mezra kültürünün doğması. Ne demek istiyorum? Yani bir yandan çiftçilik yapan bir dönem ama o dönem bittiğinde de yaylaya çıkan, hayvanlarını otlatmaya götüren gruplar doğmaya başlamış. Bunlar küçük gruplar. Bu şu demek aslında arkadaşlar, bence çok kritik noktalardan birisi daha. Grup ilk defa kendi içinde üretim sahası bazında ayrışmaya başladı. Ne demek istiyorum? Şimdiye kadar avcı toplayıcılıkta, avcılık yapan da toplayıcılık yapan da bir arada yaşıyordu, kadın erkek. Yerleşik yaşama geçmeye başladık. Göbektepe'den bahsettim. Zaten köylerde yaşamaya başladılar. Çatalhöyük'ü konuştuk. Özür dilerim. Hayvancılık ve çiftçilik var, aynı yerde yapılıyor. Yani bir üretim güçleri arasında bir dayanışma da var. Mecburi ya da değil, değil mi? Mekansal paylaşım hali de var. Aynı kamusal alanda yaşıyorsunuz ve onu düzenlemek zorundasınız. Oysa tırnak içinde mezra kültürüne benzettiğim dönemdeyse bir yandan bir mekanda, daha doğrusu çiftçilik yaparken hayvancılığı başka bir mekanda yapıyorsunuz. Ve bunun ikisini de ekseriyetli erkekler yapıyor. Yani aslında kadınlar aleyhine bir şey mi? Topluca göçtüğü anlaşılıyor. Yani konar göçerlik dediğimize daha benzer bir şey demedi. Yani yazın yaylaya çıkıyorlar, kışın aşağıda kalıyorlar gibi düşünün neredeyse. Grup iki tür ayrı yaşam tarzını aynı grup olarak ama farklı zamanlarda ve mekanlarda yapmaya başlıyor. İkisinin de gerektirdiği kurallar, örgütlenme biçimi, yaşam tarzı farklıdır, değil mi, takdir edeceğiniz gibi? Hani ilk bölümde sormuştunuz, yaşam ve üretim biçiminden neyi kastediyorsun? Buyurun size çok güzel bir kasıt. Yaşam ve üretim biçimi ikiye bölünmüş, aynı grup tarafından farklı zaman mekanlarda yapılıyor. Hani bugün olsa neredeyse bipolar kişilik geliştirirsiniz. Yani ben şimdi avcı mıyım, toplayıcı mıyım, pardon hayvancı mıyım, çiftçi miyim, değil mi? Ki tekrar ediyorum, ikisinin de kendine has yaşam pratikleri vardır. Dolayısıyla bir örgütlenme biçimi gerektirirler, değil mi? Biz hani izlediniz mi bilmiyorum, Türkiye sinemasının en güzel örneklerinden birisi bazı açılardan ki bir efsaneye dayanıyor. Yani Hasan Boğuldu diye bir obalılar vardır, bir de ovalılar vardır. Yani orada dağlılarla aşağıdakiler arasındaki yaşam biçimi farklılığı herkesin malumudur. Bu kadın erkek ilişkilerine de sirayet eder farklılık, örgütlenme içine, dinsel inanışlara, her şeye sirayet etmiş bir farklılık vardır. Bugün bile hala devam ediyor, değil mi? Bunları zaten biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla bu grubun kendi içinde böyle ayrılması bence bir yeni çözüm ama aynı zamanda içinde başka çözümleri bulmaya sizi sevk eden bir çözüm. Bence bu çok kritik bir aşama. Peki bu ayrılıkta şunu ya merak ediyorum. Şimdi ikili bir yapı varsa diyelim. Bunun iki ayrı liderleri diyeyim mi var, yoksa bir grup daha da mı güçleniyor bu ikili yapıda? Ya şunu varsayıyorsak, eğer konar göçerlikse şunu görüyoruz. Zaten sahada da bunu görüyoruz. Veriler de bunu gösteriyor. Şöyle mizanseni kuralım. Grup bir ovada yaşıyor. Tarım yapıyor. Hasat ediyor. Hasat ettiği ürünleri depoluyor. Sonra hayvanlarıyla beraber göçüyor. Geçici olarak tırnak içinde ya da mevsimsel olarak. Peki depoladığı ürünler ne olacak? Şimdi grup neyse tamamıyla göçtü.
depoladı ürünlerin olacak. Hatta mühür icat edilmiş değil mi? Bakın herhalde ondan 10 bin yıl önce birisi mühür icat etse öbürü der ki niye icat ettim bunu? Vallahi bilmiyorum ki icat ettim. O zaman at der değil mi? Oysa şimdi mühür icat ediliyor. Çünkü lazım. Lazım böyle bir şey. Niye? Bu benim malım ve bunun üstüne bunu vurduğumda bunu sadece benim izin verdiğim kişi açabilir. Onun dışındaki her şey hırsızlıktır değil mi? Artık mülk diye bir şey var. Demiş oluyorsunuz. Mühür ürettiniz. Mühürü bastınız. Depoya koydunuz. Deponun kapısı var. Kapıyı da mı? Bakın bu da çok önemli. Kapı diye bir şey var artık. Ev var. Kapı var. İçine girebilecekler bellidir artık. Kapıya da mühür bastınız. Muhtemelen başına da bekçi koymanız lazım. Peki kim bu bekçi arkadaşlar? Belki bizim free rider'ımız biliyor musunuz? Şey mi? Rahip mi aslında bazı? Yok. Daha rahipten falan bahsedemiyoruz. Ya, şey yani, ziguratlar aklıma geldi de orada yok. Daha ziguratlara 2-3 bin yıl var. Tabii çok var da öyle bir acaba öncülü mü var? Ha, onun öncüsü olabilir bilmiyorum. Bekçi koyuyorsunuz değil mi? Free rider muhtemelen. Ne diyorsunuz? Sen bunu bekle. Biz de sana gelince şu kadar içeriden ürün vereceğiz. Ya da şimdiden peşin veriyoruz. Şunu da sana veriyoruz. Gelince şu kadar koyun vereceğiz. Süt vereceğiz. Neyse peynir vereceğiz. Bir şey diyorsunuz değil mi karşılığında? Peki arkadaşlar bu free rider en güvenilir kişi olduğu için bırakılıyor. Başka işe yaramadığı için bırakılıyor belki bilmiyorum. Bu free rider'ın eline bütün ürünlerinizi verdiniz. Onun veya çevresinin çok güvenilir olması lazım değil mi? Varsayımınız bu. Peki ya güvenilir çıkmazsa? O zaman bir de denetleyici. Yani siz mülkünüzü birine devrettiniz. Üstelik başka bir şey var benim çok önemsediğim. Becerebilirsem yazmaya çalışıyorum. İneğin ekonomi politiği diye bir makale. Bir mülkiyeli olarak. İneği bırakıyorsunuz biliyor musunuz? Evcilleştirdiğiniz hayvanlar içerisinde beraber seyahat etmesi en zor hayvan inektir neredeyse. Çünkü çok büyüktür. Toplu göç etmez. Çok fazla talepkardır. Günde 20-25 litre su içer. 3-5 defa yani siz 1 litre suyla 2 gün yaşasanız o 20-25 litre su istiyor sizden fazla. İkide bir gel benimle ilgilen der. Ne yapıyorsunuz? İnek tırnakça başa bela göçerseniz. Bırakırsınız ineği. Kime bırakıyorsunuz? Aşağıdakine bırakıyorsunuz. O da aşağıda kalıyor. Arkadaşlar mülkeliler olarak size Mülkiye İnek Bayramı'nın efsanevi anlatılarından birisini hatırlatmak isterim. İnek niye önemlidir bizim için? Kamusal bir hayvandır derler değil mi? Etinden, sütünden, gücünden herkesi yaralandırmayı çok seven verici bir hayvandır diye. Güzel siz bu kadar verici bir hayvanı aşağıda bıraktınız. Free Rider'ın eline bıraktınız. Free Rider onu bir kesse 20 kişiyi doyurur. Free Rider onun sayesinde bir de sabanla beraber bir de sabanı buldularsa ooo buldular zaten biliyoruz bu arada. Tam o dönemde saban yaygınlaşıyor. Alın size teknolojiyle ihtiyaçların örtüşmesi. Saban ne demek? Normalden daha fazla üretim demek. Siz aslında ovada bıraktığınıza çok güzel üretim araçları bırakıyorsunuz. Sizin üstünüzde daha fazla güç elde etmesini sağlayacak. Bir de bütün tarımını tahılı bırakmışsınız. Yani size akıl vermek gibi olmasın kendime vereyim. Beni o koşullarda bıraksalar ben dursam etrafımdakiler der ki ya şu mühürü kıralım, ineği keselim. İki tanesiyle de daha fazla üretim yapalım. Etrafımızda 50 tane free rider toplarız. Yani karnını doyuracağımız bizim için bunları koruyacak bodyguard buluruz değil mi tabiri caizse? Niye? Çalışmıyorsun abi ne güzel tırnak içinde düşünsene. Free rider için. Yaylaya çıkanın malına el koyacaksın. Sen daha fazlasını üreteceksin. İneği kesip hep beraber doyacaksın. Onlar koyun kesip doymaya çalışsınlar değil mi? Dolayısıyla aslında bu tırnak işte halaf kültürü olarak bilinen dönemde bence aşağıda kalan niye kalmıştı? Üretici güçlerden birisi olmadığı için zayıf halk olduğu için kalmıştı. İşe yaramaz diye kalmıştı. O aşağıda kalan çok önemli bir avantaj elde etti. Demek ki tarih bazen ki bence çoğu zaman o dönem için güç ilişkilerinin ana aktörleri tarafından değil de zayıf görülen aktör tarafından iyi değerlendirilirse güce dönüştürülür. Bir taraftan şunu fark ediyorum. Belki de öyle geliyor bana bilmiyorum ama bu zayıf olan ve etrafındaki o 50 kişi sanki çok ileride devleti ve şiddet tekelini kuruyormuş gibi geliyor. Ya hemen bunu öyle söylemek istemiyorum. Çünkü böyle tekrar... Abi çok ileride ama bu buraya mı gidiyor yani? İçinde olan ya bunu gücü ele geçireceksiniz bilmem ne olacak. Yani böyle hani biz şimdi yavaş yavaş geriden süpürerek gelip nasıl neyin olgunlaştığını görüyoruz değil mi? Bu free rider'ımız aşağıda kalan bunları ele geçirdiğinde, bunları koruyacak kişiler etrafında topladığında bu işi bir kere yapıyorsa buna hırsızlık denir sadece. Eşkıyalık denir tırnak içinde değil mi? İşte sürekli ama yapıyorsa... Eşkıyalıkla devlet kurulmaz arkadaşlar. Eşkıyalığın tırnak içinde kurumsallaşmasıyla devlet kurulur. Değil mi aslında? Ki sadece eşkıyalığın değil birçok başka şeyin kurumsallaşmasıyla birlikte kurumsallaşmasıyla devlet kurulur. Değil mi? Yasallaşır bu sürece de aynı zamanda. Tırnak içinde eşkıyalık olmaktan çıkmaya başlar vesaire vesaire. Dolayısıyla biz aslında burada tarihin birçok kanalından bugün devlet dediğimiz şeyi ortaya çıkaracak faktörlerin ve dinamiklerin nasıl mayalandığını, nasıl aynı hedefe doğru akmaya başladıklarını görüyoruz olsa olsa. Bunlardan herhangi birini devlet doğurdu demem otomatik olarak. Çünkü bakın bu süreçte bir yandan da şamanizmin yerini paganizm almaya başlayacak. Yani bak o da bir faktör. Bir yandan da birileri bakırı eritip
Bakın bu da teknoloji. Bakırı eritip kapkacak yapmaya başlayacak. Ama yaptığı kapkacaktan bir adım sonra o bakırdan silah yapmaya başlayacak. Tam oradan devam edersek hocam. Şimdi bu tırnak içinde bir gasp durumu var belli ki. Ve bu gasp durumunun kurumsallaşabilmesi için belirli bir güç asimetrisi oluşması gerekiyor. Bu da işte üretim ve güvenlik araçlarının içerisinde dağılımında belli bir asimetriye karşılık geliyor. Doğru. Benim merak ettiğim şey şu. Bu tırnak içinde gaspçılar, eşkıyalar veya nasıl isimlendirmemiz doğru olursa nasıl kurdular bu güç asimetrisini ki mülkiyetin asıl sahibi olan insanlardan mülklerini alabildiler ve bu pozisyonlarını koruyabildiler? Ya buna cevabım olmasını o kadar çok isterdim ki. Çünkü şöyle oluyor. İster istemez şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Hepimiz. Ya şu bizim birçok açıdan başımızın belası olan kurumların nasıl, ne oldu da kurulduğunu bir keşfetsek, onu da tersine çevirsek işler çözülecek mi diye düşünüyoruz. Oysa ben bunun cevabının olmadığını düşünüyorum. Çünkü birkaç bin yıl içerisinde o kadar farklı faktörler iç içe geçerek yeni sonuçlar ortaya çıkarıyor ve onlar da yeni durumların faktörleri olmaya başlıyor ki bunları geri doğru sayıp şurada şu kritik noktadan sonra bu dönüştü dememiz çok zor artık. Şu örneği vermek isterim. Hani onu konuşamadık ama belki ayrı başka bir şeyin konusu olabilir. Çatalhöyük'ten itibaren daha netleşen bir şey var. Bakın aile var dedim orada ve hala kadın erkek eşitliği var dedim. Yani ailenin kendisi illa kadın erkeğin eşitsiz olduğu anlamına gelmiyor. Oysa ki biz bu konuştuğumuz zamana geldiğimizde 5000'lere doğru, 5000'den bu tarafa doğru yaklaştığımızda yavaş yavaş kadın erkek ilişkilerinde de bir asimetrinin doğmaya başlıyoruz. Ve bunlar bize şunu söyletiyor. Benim teorim, çıkarsamam daha doğrusu, aile çok büyük olasılık, yani bir kadınla bir erkeğin ve çocuklarının evde aynı evhanede yaşaması. Çok büyük olasılıkla kadın ve erkeğin ve büyük olasılıkla da kadının çağrısıyla oluştu. Tırnak içinde çağrısıyla. Nedenlerini belki ayrıca konuşuruz. Ama zamanla öyle bir hale geldi ki tam tersine kadının aleyhine bir sonuç doğurdu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biraz önce aşağı bıraktığımız Free Rider'da da konuştuk ya. Bazen biz de şu anda bence öyle yapıyoruz. Kendi lehinize olduğunu düşündüğünüz bir uyanıkça karar veriyorsunuz. Sizin gücünüzü daha da artıracağını varsayıyorsunuz. Fakat o anda aslında sizin antitezinizi güçlendirecek bir şey yapmış oluyorsunuz. Ve bunun sonuçlarını çok daha sonra görüyorsunuz. Yani onun için şöyle olmadı yani. Hadi bunu da yapalım, bunu da yapalım da güç de güvenlik ve üretim araçları bizim elimizde toplasın diyen aktörler yapmış olmayabilir her şeyi. Tam tersine başka aktörlerin davranışları da. Yani siz yaylaya giderken ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şu işe yaramaza da bir iş verelim de bizim malımızı korusun diyorsunuz. Ama döndüğünüzde şu Maho Ayla Bilo'nun dizisinde olduğu gibi işler tersine dönebilir. Yani hocam 10 bin yıllardır biz hep kendi mezar kazıcılarımız mı yapıyoruz, üretiyoruz? Ha, yani bunu da doğrudan söylemek istemem açıkçası. Yani evet, bir yandan bu dediğim ona gelmiş gibi oldu ama çok olay bazlı analiz etmeyi tercih ederim ama doğrudur. Bence çoğu zaman iyi niyetle atılmış, tırnak içinde iyi niyetle atılmış adımların sonuçlarıyla cebelleşiyoruz. Bu yeni toplumsal formasyonun ya da Çatalhöyük'ten sonra oluşmuş, artık adına nasıl isimlendirmemiz doğru olursa, somutlaştığı bir yer var mı hocam? Onu merak ediyorum. Var. Arkeolojik kazıların buldukları çok önemli yerler var ama onların benzerleri belki daha belirleyici olanları daha sonra bulunacak. Biz elimizdeki verilerle konuşmak durumundayız. Şu an için bence mesela Arpaciyah diye bir yer var. Kuzey Suriye'de bugünkü. Arpaciyah bu tırnak içinde halaf kültürü denen yerin en kritik noktalarından birisidir. Çünkü Arpaciyah'da benim Free Rider diye geride bırakıldığını hikayeleştirdiğim kişinin mülke ne kadar fazla el koyduğunu ve bunu fark eden mülkün asıl sahiplerinin bunu fark ettikten sonra onun evini basıp her şeyi yakıp yıktığını görüyoruz mesela. Dekçinin evi yağmalanmış. Ve yağmalanan evde de o dönemin en önemli çanak çömleği çıkıyor. İşte kolyesi çıkıyor vesaire. Tamam yani. O zaman bir sonraki aşamada ve yakılmış. Ve yakılmış mesela. O zaman bir sonraki aşamada biz bekçinin kendini koruyacak başka başka araçlar geliştireceğini varsayalım. Bekçi olmak istiyorsan buradan ders çıkar diyenler çıktı. Evet. Örneğin bunu nerede görüyoruz? Yani illa bir kronolojik sırayla söylemiyorum. Bir tür analitik değerlendirme yapmaya çalışıyorum kendimce. Kronolojiye sadık kalarak tabii ki. Çünkü neden sonuç ilişkisi önemli. Ama bu açıdan mesela çok belirleyici bir yer Arslantepe bizde, Malatya. Yine aşağı yukarı aynı bölgede. O geniş coğrafyada ki halaf kültüründen bir sonraya tekabül ediyor aslında. Kimilerine göre Sümer coğrafyasında belirlediği Öbeyt kültürü denen şeyin bir parçası. Ama bunların hepsi birazcık tartışmalı kavramlar. Ama en azından ne dönemden bahsettiğimizi anlatması için söylüyorum. Mesela Arslantepe'de de artık biz merasim amaçlı da kullanılsa kılıçların olduğunu, bir saray diyebileceğimiz yapının olduğunu, bu sarayın içinde oturan kişinin bir tahtta oturduğunu, enteresan bir şey söyleyeyim, etrafındaki küçük yerleşimdeki evlerde koyun eti tüketilmişken, kemiklerden biliyoruz,
Bu sarayda ineğin daha çok tüketildiğini biliyoruz mesela. Bu sarayın bir aşevi olduğunu biliyoruz. Yani marabaları doyurmuşlar aşevinde. Çünkü standart kaplarla yemek dağıtılmış aşevinde. Yani bir nüfus doyurulmuş. Tekrar ediyorum, koridorlarında resimler olan bir yerde kılıçlar dizilmiş. Seremoni amacıyla da olsa. Hatta bir duvar resminde Profesör Frangipane, İtalyalı, şu anda emekli oldu ama Astantepe'ye en çok emek vermiş kişidir. O bu işin teorisine de çok katkı vermiş birisidir. Ve şimdiden duyurmuş olayım, arkeopolitik toplantılarının ikinci senesinde inşallah onunla başlayacağız. Ya da o ikinci toplantıyı yapacak. Bu sene yoğun olduğu için söz verip katılamamıştı. Sözünü şimdi sağ olsun seneye gerçekleştireceğiz beraber. Frangipane'nin mesela dikkat çektiği bir resimde bir sahne var. Bir masa ve arkasında ateş var diyor. Hatta ben de onun şamanik sürekliliği devam ettirecek şekilde yemek dağıtan krala dönüştüğünü söyleyebileceğimizi söylüyorum. Bir masanın başında yemek dağıtan bir krala dönüştüğünü söyleyebiliriz artık yavaş yavaş diye düşünüyorum. Yine bir kozmik şamanik arka plan olmakla birlikte. Dolayısıyla ateş bunu gösteriyor. Dolayısıyla karşımızda şöyle bir şey var Arslantep özelinde. Bir toplama ve yeniden dağıtım, yani gasp ve etrafındakilere bu pastayı paylaştırma düzeni. Arslantep'de kurumsallaşmış gibi görünüyor. Çok enteresan bir şey. Mesela Frangipane ona tapınak dese de ben tapınak olduğunu düşünmüyorum ama ritüellerin yapıldığı alanlar var bu saray kompleksinin içinde. Dolayısıyla bilişsel güvenlik alanının da yavaş yavaş burada yönetilmeye başladığını görüyorum. Bakın, karın doyurma mekanizmasının, bilişsel yönetimin, grubun yönetilmesinin genel olarak burada yapıldığını, bütün bunları yapan da bir ara uzmanlar grubunun oluşmaya başladığını görüyoruz ki buna da bürokrasi diyoruz. Yani saraydaki bütün işi çekip çeviren uzmanlar olmuş. Bunların işlevine üretici sınıflar bunlar değiller değil mi? Üretici sınıflar köyde yaşıyor. Yönetici sınıf da zaten sarayın içinde ama bir de onun mahiyeti var ki ineğin ekonomi burada çok önemli çünkü o mahiyeti mülki ediyoruz biz zaten, değil mi? Yani bürokrasinin amacı bu. Aslında bu sömürü düzeninin tabiri caizse ya da kurulmuş bu ilişki biçiminin yeniden üretilmesini sağlayacak bilgiyi üretmek ve bunu hayata geçirmek. Niye yapıyoruz bunu? Bunun karşılığında da biz karnımızı doyuruyoruz çünkü, değil mi? Statümüz oradan geçiyor. Katipler, bürokratlar vesaire. Dolayısıyla devletin mayalanması sürecinin hızlandığı bir yerdir aslında ya da çok önemli bir göstergesidir Arslantep'e. Bir de mesela çok iyi analiz etmek lazım. Bence ona da dikkat çekmemiz güzel olur. O zaman hocam, devletin o zaman ortaya çıkması o free rider'ın bireyselleşmesiyle, kendini düşünmesiyle. Çünkü önceden hep toplum düşünülüyormuş. Şimdi bireysel düşünmeye başlanmış, devlet ortaya çıkmış. Siz de ilk bölümde demiştiniz ya, ben devlet olmamasını savunuyorum diye. Hani mesela şu anda bireysellikten aslında toplumsallığın düşünülmesi gerektiğine giden bir çizgi var. Başımıza bir problem geldiğinde herkesi düşünüp ona göre hareket etmeliyiz. Bu da aslında dediğinizi yine doğruluyor. Devlet olmasa, yani işte şu an aslında biz diyoruz ki sistemi tersine çevirelim. Yani herkes iyi yaşasın ama aslında sistem en başta bireyselliğin gelmesiyle bu hale almış. Bireysel, yani bir free rider'ın tek başına bireyselliği değil. Free rider'lar bileşkesinden bahsediyoruz. Free rider, bak, bir tane free rider'ı toplum kaldırır. 20 taneyi de belki kaldırır nüfusuna göre. %20'yi de kaldırır. Ama %30, %40 free rider olmaya başladığında sıkıntılar çıkmaya başlar. Çünkü ne onu doyurabilirsiniz ne de bunun yarattığı eşitsiz ilişkide zaten doymak diye bir kavram var olmaya başlar, değil mi? Birileri doymaz olmaya başlar. Yani işin rengi çünkü çok değişiyor. Bu o zaman, bu yani bir sürü free rider'ın çıkması, ortaya çıkması gerekiyor ya. Bunların ortaya çıkmasını sağlayan o kırılma noktası ne o zaman? Çünkü önceden yoklar. Tarım. Doğru. Ama tarım tek başına değil. Yani artık ürün diyelim isterseniz artık buna. Çünkü tarım Çatalhöyük'te de vardı ama biriktirilmiyordu çok fazla. Artık ürün dediğimiz şey yoktu. Dolayısıyla karnını doyurmak isteyen herkes bir şekilde çalışmak zorundaydı. Ama şimdi artık ürün dediğimiz şey belli bir grup insanın onun misli kadar insana gidecek kadar şey üretmesi. Dolayısıyla geri kalan kısmın çalışmadan da karınlarını doyurma imkanını kazanmaya başlaması. Orada arada ne kalıyor halkalardan birisi? Çalışanların, çalışmayanların elindeki malı gasp etmesinin maddi manevi araçlarının oluşması lazım, değil mi? Durduk yere niye ben ürettiğimi başkasına vereyim? Bunu benim elimden almalarının maddi manevi araçlarının oluşması lazım. Bunlar da zamanla zaten olgunlaşmaya başlıyor. Bakın, çok kritik bir nokta. Belki sonlarına mı geldik bölümün bilmiyorum. Burada bunu söyleyerek bitirebiliriz. Arslantepe'deki metal bize başka bir şey daha söylüyor. Biraz önce söyledim. Frangipane diyor ki arkada ateş var işte. Bir tane resim var diye. Ateş kamusal alanda tekrar yakılmaya başladı. Artık evin içine girmişti Çatalhöyük'le beraber, değil mi? Konuştuk. Göbektepe'den, yani yerleşik yaşamla beraber. Şimdi kamusal alana çıktı ama yemek pişirmek için çıkmadı. Metal eritmek için çıktı. Ve kamusal alandaki bu ateş erkeğin eline geçti.
Oysa ki ateş hep baştan beri muhtemelen kadının hakimiyetindeydi. Yaşlı kadından başlayarak, değil mi? Öyle konuşmuştuk, hatırlayınız. Bu ne demek biliyor musunuz? En temel araçlarımızdan birisi, ki biz sizinle en birinci bölümde böyle konuştuk. Belki de asıl insanı insan yapan ilk büyük aracımız ateşti. İlk defa ateş kadının elinden erkeğin eline geçti. Sabanla beraber ot da kadının elinden erkeğe geçti, değil mi? Toplayıcılık alanı. Et zaten hep erkeğin elindeydi. Yani onun simetride güc alanına giriyordu. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Karnımız doyurduğumuz araçlar, bilişsel güvenliğimizi sarıladığımız araçlar, toplumsallığımızı sarıladığımız araçlar, ateş gibi, bilişsel güvenlik, bunların hepsi erkekleşmeye başladı. Şimdi kadın birden bütün üretim araçları üzerindeki üstünlüğünü aşama aşama tabii ki kaybetmiş oldu. Sonra nasıl güçlü olabilirsiniz arkadaşlar? Zaten bir yerden sonra sizi doyuran ve sizi koruyan, tırnak içinde, kişiye kendi gönlünüzle bağımlı olursunuz. Tırnak içinde söylüyorum bunların hepsini. Çünkü başka çare bırakılmamıştır size. Hatta o da sizin normaliniz olmaya başlar, onu kutsamaya başlarsınız, değil mi? Yani son modern dönem sonrası tartışmalara kadar aslında ataerkil düzen erkek ve kadınlar tarafından böyle meşru kabul edildi zaten. Aile düzeni diye böyle meşru. Yani şu anda gündemde de şu an tartışması var ya, aile düzeni, aile düzeni, aile düzeni. Şimdi niye tartışıyoruz? Çünkü kadın üretim araçları üzerinde tekrar güç, söz sahibi olmaya başladı. Bütün değer alanımız öbür türlü oluştuğu için de çok ciddi bir çatışma başladı. Değer çatışması başladı, değil mi? Yani erkekler niye kadınların çalışmasını istemiyor? Tırnak içinde çok akıllı oldukları için. Biliyorlar bunun sonuçlarının ne olacağını. Eve kim ekmek getiriyorsa onun söz sahibi olmaya başlayacağını herkes bilir. Ya o egemenlik alanını kaybetmek istemiyorlar. Evet, şöyle bitirelim. Arslantepe'nin bir noktası da sembolik manada tabii. Orada o gün olduğu anlamında söylemiyorum ama bir yeni kırılma anımız var. Ataerkilliğe geçiş. Arslantepe bu, yani o dönem bunun göstergeleri aslında. Tabii buradan şunu söyleyebilirsiniz. Hiyerarşik, sınıflı, katmanlı toplumlar, ki ataerkildir bunlar, devleti doğuracak. Bakın bir sürü koşul oluşmaya başladı. Ecelimize susamış gibi devlete doğru gidiyoruz yani aslında. O zaman bir sonraki bölümde de hem bu koşulları hem de işte bu bahsettiğiniz maddi manevi gasp için yaratılan sanrıları konuşalım. Bu haftalık bizden bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.